çemokulu, çemomica ocirna kulu, tetsiz nefşi dana kulu, ikmev ve garçkina kulu, tetsiz nefşi dana kulu, ikmev ve garçkina kulu. Vepere biz haltas da gos, utsko etşi ardam gargos, pikris ptebit gada userav, nigaze usari çayırs, pikris ptebit gada userav, nigaze usari çayırs. Dame sizme zuhel bulon, tiz kaltas eda hatulo, çem tviz nazra çena bulo, Natrevi chemogulo, chem trista zrachena gulo, Natrevi chemogulo. Dame sizru ezu helgulo, tiskal da zeda hatulo, chem trista zrachena gulo, Natrevi chemogulo, chem trista zrachena gulo, Natrevi chemogulo. Merhabalar, merhabalar, hayırlı Ramazanlar. İftarlar açıldı, yemekler yenildi, kimisi teravihe gitti. Bizim programımız devam ediyor. Bu programın en önemli özelliği süreklilik arz etmesi. Yani hiçbir şekilde hastalık dışında, korona dışında bu programa ara vermedik. Vermedik. Çok şükür onu başardık. Şimdi bu akşamki sohbet başlangıç düzeyiyle ilgili, biliyorsunuz. Yarın akşamki ise ileri düzeydekiler için, A2 düzeyi için devam ediyor. Bu akşam başlangıç, Gürcüce'yi yeni öğrenenler için bir canlı yayın ve bu canlı yayında biz son zamanlarda şu Dedayına kitabını biz kitabın ortasından işte birkaç yer seçiyorum ben. Oralardan konular anlatıyoruz, okuyoruz, çeviri yapıyoruz, anlamını konuşuyor idik. Şimdiye kadar öyle yaptık. Şimdi şöyle bir fikir doğdu. Yeni, yani hiç okuma yazma bilmeyenler için
ilk yarım saati onlara ayıralım diye bir fikir doğdu. Bunu da değerlendirdik. Evet, gerçekten hiç bilmeyenler için, zaten bu akşam başlangıç sıfır noktasında olanlar için değil mi? Öyle. O zaman ne yapalım? Biz bu Dede Ayna kitabını sıfırından başlayalım. Sıfırından başlayalım. Ve başlangıç düzeyi olanlar, yani sıfırdan olanlar da belirli bir aşama kat etsinler. Mesela ilk yarım saati onlara ayıralım diye düşündük. Böyle bir düşünce doğdu. Öyle yapalım diyorum. Öyle yapalım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Herkes iyi mi? Yaramazlık yok değil mi arkadaşlar? Oruç tutabilenler, hasta olan, hasta olmayanlar, olanlar, tutamayanlar, tutmayanlar, yolda olanlar, yolculukta olanlar, herkes iyi değil mi arkadaşlar? Yorumlarda bir merhaba derseniz sevinirim. Sadece izlemek değil, iletişimde olalım. Yani sizlerle karşılıklı yorum yapalım. Yorum gelmiyor da neden acaba öyle? Bir yorum yapar mısınız? Ben alamıyorum yorum. Bu akşam bir yorum alamama gibi bir durum var. Neden böyle acaba? Yorum yapılmıyor. Şu anda hiç yorum gelmiyor. Yani bir merhaba, gamarcoba, samum şüdobisa. Evet, geldi. Tamam, demek ki yorumlarda sorun yokmuş. Sadece üşeniyormuşsunuz. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ramazan demek ki bayağı çarpmış. Dar tıkma. Dar tıkma olmuş. Dar tıkma. Dar tıkma. Dün akşam elektrik çarpması konusu geçti. Elektrik çarpmasına da Gürcüce'de dar tıkma deniliyor. Deniz dar tıkma deniliyor. Sezgin Yılmaz, Gamarcoba, Gagimarco Sezgin Batono, Elopaikize, Samom Şüdobisa, Elohanom, Erol Demir, Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam, Tea Şatavize, Akam Şüdoba, O Rakargiya, Da Sadakat Batumşi, Ayşe Özdemir, iyi akşamlar, iyi dersler. Pekala, biz o zaman hemen konumuza geçelim. Yorumlarda sıkıntı yok, onu da anladık. Dediğim gibi, hiç bilmeyenler için okuma yazmadan başlayalım. Okuma yazmadan başlayalım. Bunu ben geçen sene yapmıştım. Bu sene hiç yapmadım. Ama yapabiliriz. Yapabiliriz. Şimdi video, yani canlı yayında yüz yüze birlikte konuşma olayını yayının sonunda yapıyorum, davet ediyorum. Onu bilesiniz. Şimdi benimle konuşmak isteyenlere mümkün olamıyor çünkü ses olayı yarı yarıya gidiyor video canlı görüşmeden sonra. Tbilisi. Oo, çeka kuhili. Gargiya. Akla amegam çuen daskabiti doneze saubropt. Da amitom. Davitskot anbanit. Bir veli nakıvari saati im halkistuiz. Visats saçiroa, vistuisat saçiroa anbani imatistuiz visaubrept. Anbaze. Visaubrept da ambas vasavlit birvel rikşi. Birvel rikşi esunda gavaketot ase movi pikret mgoni upro kargi da sasargeblo ikneba. Hmertma da mehmaros da dagvehmaros. Amin. Abashize abashize Batumidan moge salmebit Didi sikvarulit zalyan sasiketo sakme saketet sarmatebebi qvelas
Vela Sarmate Devi. Pekala, başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet, maraton başlasın. Sıfır, sıfırdan başlıyoruz. Dedayana kitabını sıfırdan başlıyoruz. Çüveniyena Dedayana. Sohbetimiz bu. Ana konumuz bu. Evet. Şimdi bu bizim Dedayana kitabımızın içi. Bir tane Dedayana'yı mecburen parçaladım. Parçaladım. Onu kullanabilmek için. Ve Dedayana'yı oluşturan ekip. Bakınız. Kaç kişi var burada? 5, 10. Evet. Burada 10 kişi var. Burada da yine bir 10 kişi daha var. Yani 20 kişilik bir ekibin çalışmasıyla oluşturulmuş bir Dedayana kitabı ve bize, yani Türkiye Gürcülerine, Türkiye Gürcülerini muhatap alarak düşünülmüş bir kitap. Bunu neden söylediğimi daha iyi anlayacaksınız kitabın içeriğinde. Şimdi ilk harflerimiz Gürcüce'de en çok kullanılan harfler olarak İ ve A harfleridir. İ ve A Gürcüce'de en çok kullanılan iki sesli harf. İki sesli harf. Bu harfler, bakınız, İ harfi atın nalına benzemiyor mu? At nalı gibi. Yani nalı bir harf olarak kullanmışlar. Bu da bir orağa benziyor. Ya da orak, evet, resmen ben orak diyorum. Bir nal, bir orak, iki harf oluşturmuş. Bu İ harfi, bu da A harfi. İ harfi ve A harfi. Şimdi bu İ ve A harfini bakalım yukarıda yan yana gelmiş. İ burada, A burada. İ ve A. Gürcüce'de Y harfi olmadığı için, kullanılmadığı için iki sesli yan yana geldiğinde sanki Y varmış gibi okunur. Biz Türkçe yazmaya kalksak bu kelimeyi araya Y koyarız. Bu kelimeyi okuyorum şimdi. Bu kelime şu çiçeğin adı. Yani hanımlar daha iyi bilirler. Menekşe. Menekşe çiçeğinin adı Gürcüce'de İya. Bilgisayarım bir kapatayım. Mouse'um bozuldu da elimle kapatmak zorundayım. Ne oldu mouse'a bilmiyorum. Ya şeyi bitti, pili bitti ya da başka bir şey oldu. Evet, İya kelimesi üzerinde konuşuyoruz. İya, İ ve A okunması İya, Y var gibi, İya şeklinde okuyoruz. Bakınız, ayrı ayrı iki harf, İ ve A. İ, İya, İya. Şurada da başka bir kelime oluşmuş. Bakınız, İ ile A bir kelime oluşturdu. Menekşe anlamına geldi, İya. A ve İ ise bu sefer bu başka bir kelime. Bu kelime nedir? Önce okuyalım. Bunun okunuşu da şöyle okunuyor arkadaşlar. Ay, ay. Hani biz gökteki aya ne deriz? Ay, ay. İşte ay diye okunuyor bu. Aynen gökteki ayı okuduğumuz gibi. Ay. İya, ay. İya, ay. İ, a. İ, a. Bakın Türkçe karşılıkları da burada verilmiş. Ay. Bakın okuyorum şimdi burayı. İya. Ay. İya.
A ve İ ile iki kelime öğrendik. Menekşe, İ'ye demekti. Ay ise anlamı işte demektir. İşte, işte. İşte menekşe. İşte menekşe. Ay, İ'ye. Ay, İ'ye. Birazdan size soracağım. Ay, İ'ye ne demek diye. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Dikkat, dikkatinizi toplamanızı istiyorum. Şimdi iki harf öğrendik. A ve İ ya da İ ve A harflerini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üçüncü bir harf. Bakın kırmızılı olan yeni harf. Kırmızılı olan harfimiz yeni harfimiz şu. Şu harf bir yuvarlak, bir de bir kuyruk, şöyle tatlı bir kavisli bir kuyruktan oluşuyor. Buna karınca deyin, arı deyin, bir şeye benziyor. Benzetebilirsiniz. Bu harfte bakın karşılığı verilmiş. T. 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 İ ve A harfinden sonra öğrendiğimiz harf T harfi. T. Bu yuvarlaklı harf T. Şimdi buradan bakalım bu kırmızı T olduğuna göre Türkçedeki T aynen farklı bir T değil. T şu neydi? İ. Bu T, bu tekrar İ. T, İ, T, İ. Burada bir kelime yazıyor. Burada bir kelime yazıyor. Heceleyelim. T, T, T. İki heceden oluşan bir kelime. T, T. T, 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 T. Titi. T, I, T, I. Harflerinden oluşan bu kelimenin anlamı bu. Titi. Erti titi. Ori titi. Sami titi. Otri titi. Huti titi. Erti titi. Erti titi. Ori titi. Sami titi. Otri titi. Huti titi. Huti titi. Beş parmak. Huti titi, beş parmak. T harfinde şimdi bakalım hangi kelimeler var. Allah Allah. Heh, düzeldi galiba. Şuraya bakalım. Arkadaşlar görüntüde bir sorun var mı? Harfler net anlaşılıyor mu acaba? Harfler net anlaşılıyor mu? Şu harf neydi orak gibi olan? A. Bizim Gürcü atalar buna A demişler. A. Şu yeni öğrendiğimiz harf T. Yine nal gibi olan İ. Ne oldu şimdi? A, orak gibi olan A, bu yeni öğrendiğimiz T, nal gibi olan İ. Üç harf öğrendik ve üçü de bir arada. Okuyoruz, heceliyoruz. A, T. A, T. Bu bir kelime arkadaşlar. Ati kelimesi. Ati kelimesi 10 parmak anlamına geliyor. Ay pardon ya. 10 parmak nereden çıktı? 10 parmak diyecektim de aklımda o var ya. Ati 10 demek. Ati 10. Ati 10 demek. Ati titi dediğimiz zaman Ati titi dediğimiz zaman 10 parmak anlamına gelir. Ati titi dediğimiz zaman 10 parmak. Ati titi
diyorsak 10 parmak diyoruz. Şuraya bakalım. Ti, ti. Evet, şuradaki kelimenin aynısı. Ti, ti. Bakınız. Ti, ti. Ti, ti. Ati, ti, ti. 10 parmak. Ati, ati. Yine ati aynı kelime. Ati. Tati. Bakınız burada T yanında A var. İ yok. Şundan olsaydı İ olacaktı. Ve titi olacaktı. Ama burada bundan yok. Nal gibi olan yok. Orak gibi olan var. Öyleyse bu ta. Çünkü bu harf A idi. Tati. Ati, tati. Ati, tati. Tati. Arkadaşlar, insanlarda titi vardır, hayvanlarda da tati vardır. Yani pençe. Mesela ayının tatisi vardır. Kedinin tatisi vardır. Bunun gibi. Köpeğin tatisi vardır. Pençe. Yani hayvanın şeyi. Parmağı diyelim. Şimdi burada üç kelimeden oluşan bir cümle var. Okuyalım. A ve İ, ay. Ay diye okuduk. Evet, ay diye okuduk. Ay ne demekti arkadaşlar? Ay, işte demekti. Ati, ati. Bakınız ne kadar kolay okunuyor. Çünkü yeni harf ortada renkli. Ati, ti. Ti, ay, ati, titi, ay, ati, titi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar size soruyorum. Ay, ati, titi ne demek? Ne demek? Ne diyor burada şair? Burada ne demek istiyor şair? Ay, ati, titi. Ne diyor? Size soruyorum. Cevap verin lütfen. Hemen parmaklarınız çalışsın. Titi, titi, titi. Ati, titi çalışsın. Sizin ati, titi'yi kullanın. Erol Demir cevap verdi. İbrahim Belalan göremiyorum diyor. Neden? İbrahim Belalan herkes görüyor. Zeynel Dursun cevap verdi. Ay, ati, titi, aynen arkadaşların dediği gibi, işte 10 parmak, işte 10 parmak anlamına geliyor. İşte 10 parmak. Evet, arkadaşlar, Sıfırdan öğrenmeye çalışanlar var aramızda. Onlar için böyle yavaş ve sindirerek gidiyorum. Siz de biraz zamanınızı ayırın. Yani bilenler için söylüyorum. Tekrarlamış olursunuz. Biraz yavaş olsa da sizin için bir zararı yoktur. Ha, yazı aşağıda kalıyor diyor. Hı, öyle bir şey olabilir, evet. Doğru, ona ne yapabilirim ben? Ne yapabilirim? Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Bir şey yapayım o zaman. Bir saniye. Evet, yazının aşağıda kalmaması gibi bir durum görünmemesine neden olabilir. Şöyle yapacağım. İnşallah düzelmiştir. Evet, İbrahim Belalan teşekkürler uyarı için. Arkadaşlar, yani böyle uyarılar iyi oluyor.
Bazen bir kelime aklıma gelmiyor canlı yayın heyecanıyla. Ve soruyorum, size soruyorum bu kelime neydi diye. Türkçesi de aklıma gelmeyebiliyor. Gürcücesi de aklıma gelmeyebiliyor bazen. Nurten Hanım hoş geldiniz. Evet, şimdi bakalım İbrahim Belalan. Nasıl İbrahim Belalan şu anda durum? Evet, şu kelime, şu cümleyi sordum. Ay, ati, titi, işte, on, parmak. İşte on parmak. Şimdi şuraya gelelim. Ay, ati, ia. Ay, ati, ia. Peki bu ne demek? Burada şair ne demek istemiş? Ay, ati, ia. Soruyorum sizlere. İbrahim Belalan Kaya Ambobs. Zalyan gimi harda İbrahim? O Elopaygiz'e cevap veriyor. Yani Elopaygiz'e Türkçe cevap veriyor. Siz Türkiye Gürcüleri neredesiniz? Cevaplarınızı bekliyorum. Son cümle. Ay, ati, ia. Şair burada ne demek istemiş? Evet, Zeynel Dursun cevap verdi. Nurten Sülün, ben pratik öğrenmek istiyorum. Yazıları alamıyorum. Nasıl yazıları alamıyorsunuz? Anlayamadım Nurten Hanım. Evet, bir kişi cevap verdi. Ay, ati, ia. Ne demek istemiş Gürcü şair? Arkadaşlar, titileriniz çalışsın. Titileriniz çalışsın ve bana yorumlardan dönüş yapın. Neyi anladığınızı, neyi anlamadığınızı, yanlış öğrendiğinizi göreyim. Yazarsanız görürüm. Ben bir elimde telefon tutuyorum şu anda, bir elimde de kalem. Yani bu şekilde sizlere bir şeyler vermeye çalışıyorum. Siz de yazmaktan üşenmeyin. Yazın. Ay, ati, ia. Ay, işte demekti. Ati, on. İşte, on. Ia ne demekti? Ia da menekşe. Öyleyse, işte, on, menekşe. Abdullah Sal, hoş geldiniz. Abdullah Sal, nasıl bu hız, bu anlatım yeterli oluyor mu? İbrahim Belalan, yazıların önüne ekrandaki yazılar geliyor. Evet arkadaşlar, bunun ekrandaki yazıların gelmemesi için tahminim yukarıda bir şey olacak. Bir yani yuvarlak bir şey, nokta olacak. Oraya basınca yorumları görmezsiniz diye düşünüyorum. Yani benim öyle bir şansım yok ama sizin öyle bir şansınız var. Yukarıda bir bakın, şöyle yuvarlak bir şey olacak. Oraya basın, yorumları görmezsiniz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi A dedik, İ dedik, sonra da burada T dedik. Bu harfte T dedik. 3 harf öğrendik. 3 harf. Ha, Nurten Hanım, Latin harfleriyle olsa daha iyi olurdu diyor. Zor değil Nurten Hanım, inanın. Yani İngilizce gibi değil, Fransızca gibi değil, neyse o, yazıldığı gibi. Sadece harfleri öğreneceksiniz. Şu harfin T harfi olduğunu bilmeniz yeterli. Şu harfin İ olduğunu bilmeniz yeterli. Şu harfin
A olduğunu bilmeniz yeterli. Bakınız, bu T, bu A, değil mi? A, T, İ, hiç zor değil. Bu ön yargıyı kırın. Gürcüce'de öyle yabancı diller gibi, işte yazıldığı gibi okunmama sorunu yok. İngilizce başka türlü yazılır, başka türlü okunur. Ama Gürcüce'de nasıl yazılıyorsa öyle okunuyor. Onun için Türkçe gibi gayet okuma yazma kolaydır. Kolaydır. Bunun A olduğunu orak gördüğünüzde A deyin. Şöyle karınca gibi şeyi görünce T, nal gibi görünce İ deyin. Ati, ati, ati. Kadir Tantoğlu diyor ki sağa kaydırın diyor. Yorumları görmemek için mi Kadir Tantoğlu? Aa evet, ben de yaptım, bende de oldu. Kadir Tantoğlu'nun dediği doğru arkadaşlar. Ekranın üzerine parmağınızla sağa doğru kaydırın. Yorumlar kayboluyor. Harika. Teşekkürler Tantoğlu. Tantoğlu abi. Evet, bu üç harften sonra arkadaşlar gerçekten parmağınızı şöyle sağa doğru kaydırın, yorumlar kayboluyor. Ve net bir şekilde benim yazdıklarımı daha iyi izleyebiliyorsunuz. Bu benim için de iyi oldu. Ben de sıkıntı çekiyordum. Bakın Kadir Tantaoğlu da bize, Tantaoğlu bize böyle bir yardım da bulunmuş oldu. Bilgisi varmış demek ki. Teşekkür ediyoruz. Evet Nurten Hanım, dediğim gibi bu ön yargı, kafanızdaki ön yargıyı kırın. Kırın yani. Eğitimsiz insanlar bile öğrenebiliyor, inanın. Ben öğretebiliyorum veya öyle söyleyeyim. Artık benden mi, onlardan mı? Ama öğrenebilirsiniz. Gürcüce çok zor bir dil değil. Özellikle okuma yazması problemsizdir. Okuma yazmada sorun yoktur. Sadece gördüğünüz şekillerin hangi harf olduğunu bilin yeter. Japonca değil bu, Çince değil. Yani Japon olarak yaratılsaydık ne yapacaktık Nurten Hanım? Yani öğrenecektik mecburen. Onun için bu o kadar zor değil. O bir yanlış düşünce. Ya öğrenebilirsiniz. Lütfen gayret edin öğrenmek için. Çünkü ben ilerledikçe Gürcüce harflerle eğitim veriyorum. İlerledikçe Gürcüce harflerle eğitim veriyorum. O nedenle. Latin harfleriyle eğitim verişim, geçen yıl yaptım onu. Ama belli bir şeyden sonra Gürcüce'ye geçiyorum zaten. Şimdi diğer bir harfe geçeceğim. Arkadaşlar, hazır mıyız? Hazır mıyız? Şu anda şunu merak ediyorum. Hiç harfi bilmeyip de öğrenmeye çalışan var mı şu anda? Nurten Hanım'ı ikna etmeye çalışıyorum. Nurten Hanım dışında hiç harf bilmeyip de öğrenmeye çalışan var mı? Johnny Khimshiyashvili Mokitva Sakartvelo'dan. Arkadaşlar Mokitva ne demek? Mokitva selam göndermek. Yani selam ediyorum demek. Aslında mokitva hal hatır sorma anlamına geliyor. Yani kökte o anlama geliyor. Hal hatır sorma. Halinizi hatırınızı soruyorum gibi mokitva kelimesi. Ama kullanım anlamı selam ediyoruz anlamında. Selam gönderiyoruz. Mokitva Sakartvelo'dan dediği zaman Johnny Khimshiyashvili, Gürcistan'dan selam gönderiyoruz diyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü bir harfe geçeceğim. Hazır mıyız? Şimdi A harfi şöyle orak gibi. Orak gibi. A. Arkadaşlar.
ağ, orak gibi ya da çengel gibi. Bu A harfiydi. İ harfi nasıldı? İşte bakın, İbrahim Belalan benim yaşıtım sayılır. 5 yaş benden büyük. 67 yaşında harfleri öğrenmeye çalışıyor. Kitabı alamadım. İbrahim Bey, ben size seslendim. Adres gönderin özelime, yani Facebook'tan özelime adres gönderin dedim. Adresiniz gelmedi. O nedenle gönderemedik kitabı. Evet, nal şeklinde olan hangi harfti arkadaşlar? İ. Nal şeklinde olan İ. Nal şeklinde olan İ. Şimdi İbrahim Belalan 67 yaşında ve öğrenmeye çalışıyor. Ben de 62 yaşındayım ve panduri öğreniyorum. Panduri öğrenmek ne kadar zor biliyor musunuz? Yani inanın bundan çok zor. Aylardır öğreniyorum. Onun için lütfen vazgeçmeyin ve Gürcüce okuma yazmayı öğrenin. Gürcü alfabesi dünyanın sayılı alfabelerinden biri, canlı ve kullanılan bir alfabe. Bu alfabeye sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim alfabemiz. Bizim alfabemiz. Atalarımızın alfabesi. Evet. A, İ. A, İ. Evet. En son üçüncü harfimiz yuvarlak ve bir kuyruk. Yuvarlak ve bir kuyruk. Bu neydi? Arkadaşlar, yuvarlak ve bir kuyruk hangi harfiydi arkadaşlar? Yuvarlak ve bir kuyruk hangi harfiydi? O zaman söyleyin, üçüncü harfimiz yuvarlak ve bir kuyruk idi. Ekranda çiziyorum, yuvarlak ve bir kuyruk. Evet, cevaplar geldi. T harfiydi. T harfi. A orak gibiydi. İ nal gibiydi. T yuvarlak ve kuyruğu idi. Üç harf öğrendik. Bakınız, üç harf öğrendik. Zaten 33 harftir toplamı. Türkçe'de 29 muydu? Bazen şaşırıyorum, 28 diyorum. 29 harf vardı Türkçe'de. Gürcüce'de 33 harf var. 33 harf var. Şimdi 3 harfi hallettik. A'yı, İ'yi, T'yi hallettik ve ay, ati, titi okuyabildik. Ay, ati, titi okuyabildik. O arada yorumlara da bakayım. İbrahim Belalan, bu Gürcü dilini 2 defa öğrendim, unuttum. Yine öğreneceğim. Bravo. Koçak biço. Koçak. Koçak da, yani ben Türkçe koçuma benzetiyorum biraz. Koçak bravo demektir. Aferin demektir. Zeynel Dursun, bugün ilk kez katılıyorum derse, kitap ben de isterim hocam. 5 aydır Gürcistan'dayım. Tamam. Yalnız videoları takip edin. Tabii kitap da gelecek. Adresinizi özelime gönderin. Nurten Hanım'ı ikna edebildim mi? Onu merak ediyorum. Nurten Hanım, orada mısınız? Burada mısınız? Şu anda beni dinliyor musunuz, yoksa vaz mı geçtiniz? Kaçtınız mı? Mutfağa mı gittiniz? Nurten Hanım. Evet, devam edelim. Şimdi üçüncü harfe devam edeceğiz. Hazırlıyorum üçüncü,
Üçüne dördüncü harf ya. Fatma Aslan, hocam ben de kitap istiyorum. Fatma Hanım, okur yazar mısınız, değil misiniz? Kitap istiyorsunuz da ben kitabı okur yazarlara gönderiyorum ve okur yazarlık isteğinde olanlara gönderiyorum. Adresinizi özelime yazın lütfen. Göndereceğim tabii ki. Tamam Fatma Hanım. Arkadaşlar dördüncü harf geliyor. Maraton başladı. Bir kere maraton başladı. Bu Gürcü harflerini öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Kaçış yok. Bu Japonca değil, Çince değil. Yani Sanskritçe değil. Yani Hint alfabesi değil. Öyle zor değil. Beni kandıramazsınız zor diye. O sizin hüsnü kuruntunuz. Mezgurci vara, gobavri vara. Gobavri. Gobavri sopeliyatu gvariya. Vermiyukti. Gobavri. Me gobalaze varda. Gvarat. Evet, dördüncü harfe geçelim. Yusuf Eli Kobakli. Kargiya Magariya. Zalyan Mikvars İkavroba. İsm Haret. Kvelim Hare Zalyan Mikvars. Magram Arts Erçer Arvars Asuli. Arvars Asuli. Arts Erçer. Sopeli ya. Kargiya. Dördüncü harf. Evet. Geliyor. Maraton devam ediyor. Dördüncü harf arkadaşlar şemsiyenin sapı gibi bir harf. S. Bakın karşılığı da verilmiş. S. S. Bu harf S. Orak gibi olan A'ydı. Nal gibi olan E'ydi. Yuvarlığa kuyruk takılmış T'ydi. Bu da şemsiyenin sapı gibi olan S. S harfi. Şimdi şuraya dikkat edelim. Bu kırmızı yeni öğrendiğimiz harf S. Bu daha önce öğrendiğimiz A. Bu da A. Bu da T. Bu da İ. Şimdi size soruyorum. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Okuyun bakalım. Ne yazıyor? Evet, İsmail Demirel tabii bu eski öğrencilerimden. Tiflisçi Yalçın Işıklıyaris Kobavri Bobilyacıya. Zeynel Dursun okudu. Zeynel Dursun, siz yeni başladınız galiba ve okuyabildiniz. Doğru mu anladım? İbrahim Belalan saati dedi. Hakan Biçer, selam Sakarya Ahmediye. Gürcüler selam. Aleyküm selam. Siz de Gürcü müsünüz Hakan Biçer? Ahmediye'de bilmiyorum Gürcüler var mı yok mu? Saati. Bu S harfi, bakın Zeynel Dursun 5 aydır Tiflis'teyim diyor ve bizim programımızı yeni gördü ve şu anda bunun saati olduğunu okudu. Saati olduğunu okudu. Saati. Saati ne demekmiş arkadaşlar? Saat. Saat. Saat kelimesi zaten uluslararası bir kelime. Yani Arap ülkelerine gidin saattir. Zaten Arapçadan gelmiştir. İran'a gidin saattir. Pakistan'a gidin saattir. Türkiye'ye gidin saattir. Saati saat. Heceleyelim. S ve A ikisi bir hece. Sağ. Mikrofonum beni kapat diyor. Onu bir kapatayım arkadaşlar. Sa. Heceliyoruz şimdi. S ile A, sa.
sonra A, tek harf, sonra T ile İ, T, Sa, A, T. Heceleyerek okuduğumuz zaman da Sa, A, T oldu. S, A, T, İ. Saati. Evet. Şimdi A. Bu A idi değil mi? Orak gibi olan. Bu da yeni öğrendiğimiz, şimdi öğrendiğimiz S. Bu da İ idi. A, Si. Asi. Asi demek 100 demek sayı olarak. Sayı olarak 100. Nasıl ki ati 10 idi. Ati'ye 10 dedik. Asi 100. Ati 10. Asi 100. Şimdi burayı okuyalım. Burada T var. Yuvarlağa kuyruk takılmış. T var. Dolayısıyla T ile A var. Ta. Ta. S ile İ var. Si. Si. Ta. Si. Ta. Si. Ta. Si. Asi. Ta. Si. Asi. Ta. Si. Asi. Yüz, tasi, tas. Türkçedeki tas. Muhtemelen bu da Arapçadan gelmiş olmalı. Sa, a, ti. Sa, a, ti. A, si, ta, si, sa, a, ti. Asi, tasi, saati. Asi yüz, tasi tas, saati saat. Ay tasi. Ay tasi. Ne demek arkadaşlar ay tasi? Ben de o arada su içeyim. Siz ay tasi sorusuna bir cevap verin. Ne demek? Şair burada ne demek istiyor? Ay tasi. Evet, İsmail Demirel cevap vermiş ama o eski öğrenci olduğu için onun cevap vermesini normal karşılıyorum. Zeynel Dursun cevap verdi. Zeynel Dursun'un cevabını önemsiyorum. İbrahim Belalan cevap verdi. Abdullah Sal. Abdullah Sal da yeni öğrencilerden, yeni takipçilerden. Evet, ay tasi, işte tas demek. Ay tasi, işte tas. Ati, saati. Ati, saati. Ati, saati. Mzia bulaze, şahsoret, işte tas, işte tas. İsge ara, da işte tas. Ati saati, ati on, saati, saat. On saat, yani on tane saat anlamında. Saat 10 anlamına da gelebilir. İleride cümlelerde bakacağız. Ati, ati, gene ati kelimesi çok geçiyor. Titi, ati, titi. Ati titi ne demek arkadaşlar? Size soruyorum. Beni izleyen güzel gürcüler. Size soruyorum. Ati, titi ne demek? Evet, İsmail Gebirel hemen cevap verdi. Bakınız takip edenler, önceden takip edenler
şimdi çok rahat bir şekilde tekrarını yaparken çok rahatlar. Ziya Abuladze Pı unda ihbarat turkulşi romeli saris is. Ziya Abuladze. On parmak. Bekir Turgay. Evet, hoş geldiniz Bekir Bey. Ah şeas oram Ziya Abuladze. Malades. Oça gogo. Ati titi. On parmak. On parmak. Evet, şimdi geliyoruz çok güzel bir kelime. İ ve S yan yana, yani is. İs çok kullanılacak bir kelimedir. Çünkü o demektir. O. İs o demektir. İs saati ya. İs saati ya. İs saati ya. Şimdi saati saat de sonundaki e ne Zeki Hoca? Dediğinizi duyar gibiyim. Sonundaki ne dedim? E mi dedim ya? A diyecektim. Sonundaki A nedir? İs o demek. Saati saat demek. A olmak fiilidir. Yani dır demektir. Dır. İs saatiye o saattir. O saattir. Sonundaki A bu anlama gelir. Ve de aris kelimesinin kısaltmasıdır. Bu konuya ileride daha geniş değineceğiz. İs saatiye o saattir. O saattir. İs kelimesini de bakınız öğrenmiş olduk. Bayağı bir kelime öğrendik. Yani sanırım bir 10 kelime öğrendik diye düşünüyorum. Hiç bilmeyenler için söylüyorum bunu tabii. Yani zaten bilip de şey yapanlar için değil. Evet. Dördüncü harfimiz S. Şemsiyenin sapı gibi ama S harfi bu. S. Saati, ati, tasi, saati, ay, tasi, ati, saati, ati, titi, is, saati, ya. İs saati ya. Şurayı yakınlaştırayım. İs saati ya. Ha, bu böyle daha güzel oldu ya. İs saati ya. O saattir. Ati saati. Ati saati. Saati. Ati saati. Ati titi. Ati titi. Ati titi. On parmak. Evet. Böyle yakın olunca daha güzel durdu. Değil mi arkadaşlar? Siz de sağa kaydırın, yorumları görmeyin. Arkadaşlar. Lazım olduğu zaman çekersiniz. Evet, bu harfi de S harfini de hallettik. Şimdi hoppa. Bir elimde telefon olduğu için elimden kağıt kayabiliyor. Evet arkadaşlar. Nasıl? Düşürmezsek iyi. Bu çok şey geldi. Sözlük ağır geldi. Sözlük koydum arkaya. Görünmesi için.
Evet. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Maraton başladı, devam ediyor. Sizin için nasıl devam ediyor? Anlaşılır durumda mı? Anlatım, benim anlatım durumum şu anda sizin için. Zeynel Dursun, özellikle size soruyorum ve sizin gibilere soruyorum. Sıfırdan başlayanları ben çok merak ediyorum. Acaba nasıl öğreniyorlar, oluyor mu, olmuyor mu diye. Dördüncü harfi de bu şekilde tamamladık. Şimdi ekrana çiziyorum. Şu harf hangi harfti? Zeynel Dursun, ilkokul yıllarıma döndüm diyor. Mine Erkan da çok iyi diyor. Bu harf hangi harf arkadaşlar? Evet, Abdullah sağ ol, çözdü olayı. İbrahim Belalan 67 yaşında adam şu çizimi anladı. Yani artık gençler biraz mahcup olsunlar yani. Evet, Zeynel Dursun, Erol Demir, bravo. Evet, harikasınız. Güzel. Bu harf dimağımıza yerleşmiş. Çok güzel. Yerleşmiş. Bekir Turgay, tebrikler. Kadir Tantoğlu, çok güzel. Pekala, şimdi diğer bir harfe geçiyorum. Bu harfi söyleyin lütfen. Bu hangi harf? Kadir Tantoğlu hemen cevap verdi. Erol Demir, bravo. Mine Erkan, bravo. Abdullah Sal, Kadir Tantoğlu. Zeynel Dursun, çok güzel. İbrahim Belalan, anlaşılmış. Bu harf de anlaşılmış. Bu harf de beynimize kazınmış. İsteseniz de atamazsınız arkadaşlar. Beyin öyle bir şey. Kenarda depo eder. Depo eder. Unuttum sandıklarınız depoda duruyor. İbrahim Belalan, unuttum dediniz ya. O unuttum dedikleriniz depoda duruyor. Şimdi kullanıyorsunuz depodan. Evet, bu S harfiydi, doğru. Hiç yanlış söyleyen olmadı. İlginç. Bu da ilginç. Şimdi diğer harfi soruyorum. Bu harfi söyleyelim arkadaşlar. Hangi harfiydi bu? Bu harf hangi harf? Mine Erkan, tebrikler. Zeynel Dursun, Abdullah Sal, İbrahim Belalan. Evet. Çok güzel. Kadir Tantoğlu, İ harfi. Yanlış söyleyen yok. Çok güzel. İ harfi ve yanlış söyleyen yok. Şimdi yuvarlak yapıyorum ve bir kuyruk atıyorum sağdan. Kuyruk, yuvarlak. Bu harf hangisi arkadaşlar? Yuvarlak, kuyruk. Kuyruk, yuvarlak. Yuvarlak, kuyruk. Kuyruk yuvarlak, yuvarlak kuyruk. Evet. Mine Erkan, İbrahim Belalan, Zeynel Dursun, Abdullah Sal. Hiç yanlış yok.
Harika. Emekler boşa gitmiyor arkadaşlar. Emekler boşa gitmiyor. Kadir Tantoğlu, evet, hata yok. Hatasız kul olmaz ama siz hata yapmadınız bu akşam. Harika. O zaman şu ana kadar bir eksik yok. Sıfırdan öğrenenler de hata yapmıyorlar. Bir harf için daha hazırız diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Bir harf daha alabilirsiniz diye düşünüyorum. Belki de iki harf. Bakacağız duruma. Zeynel Dursun, anlatım çok iyi hocam. Wow! Hadi canım Zeynel Dursun, siz orada Gürcistan'da biraz öğrenmişsinizdir. Biraz öğrenmişsinizdir. Ama tabii böyle iyi anlatan da bulamazsınız yani. Bu sadece Türkiye'de ve Zeki Mercan'da var. Evet. Bir harf daha alıyoruz. Şu anda sizi ben hazır görüyorum. Dimağınız açık. Ve iftarları da açmışsınız. Enerjiniz zirvede. Beyin faaliyeti de zirvede görüyorum. Çünkü şekerli baklavalar falan yemişsiniz. Gayet güzel. Yüksek performanstasınız görüyorum. O zaman bir harf daha. Ne yaptık? Dört harf. Dört harf mı oldu? Beş harf mı oldu? A, I, T, S. Dört harf oldu. Evet. Şimdi beşinci harf geliyor. Zeynel Dursun, harf değil ama konuşmalarda bazı kelimeleri anlıyorum. O zaman sıfır kabul ediyorum sizi. Yani Gürcüce harfleri ve okuma yazmayı bilmiyorsunuz o zaman. O zaman siz sıfır noktasından kabul ediyorum ve size sık sık soru soracağım. Zeynel Dursun, sizden ölçüm yapacağım çünkü. Evet, geçiyoruz beşinci harfe. Evet. Wow. Ne diyor bakın. Beşinci harfe hazır mısınız? Beşinci harf için hazır mısınız arkadaşlar diyor size. Evet. İşte beşinci harf. Türkçedeki B'ye benziyor. Küçük bir çentiği var. Türkçedeki B'ye benziyor. Minik bir çentik var. Ve bu harf aslında Doğu Türkçesinde de olan H harfi. H. Ya da Arapçadaki H. Yani Arapçadaki H şöyle yapmaya çalışayım. Şöyle bir şeydi diye düşünüyorum. Arapçadaki h. Türkçede bu ses, bu harf kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Doğu Türkçesinde var ama şeyde kullanılmıyor. Alfabede kullanılmıyor. Doğuya gidin H ile konuşurlar. Bakalım şimdi bu harf H ise bu harfi biz biliyoruz ki T. Yuvarlak ve sağdan kuyruk T diye biliyoruz biz bunu. Şimdi öğrendiğimiz harf de H olduğuna göre şu da daha önce öğrendiğimiz A. A. Bu T, bu H, bu A. Bu T, bu H, bu A. Şimdi şu kelimeyi okuyorum ben. Tha. Önce T'yi söylüyorum. Tha. Tha. Tha.
Beni mi çağırdınız? Diyor. Tha dedim. Efendim diyor. Tha dedim. Efendim buyurun diyor. Evet. Tha neymiş arkadaşlar? Bu arkadaşa biz Gürcüler tha deriz. Ve o da efendim buyurun der. Bakar bize. Şimdi burada iki heceli bir kelime var. Hı. Hı'dan sonra bunu biliyoruz a. Ha. 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 Biraz bu hı harfi boğazdan gelen bir ses. Ve boğazı biraz hırıltılı bir şekilde zorlamanız gerekiyor. Ha. Bu da aynısı. Ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha demek zaten boğaz demek arkadaşlar. Yani boğazdan gelen sestir bu diyorum. Hı. Ha ha da boğaz, gırtlak demek. Boğaz, gırtlak. Ha ha. Ha ha. Şu kelimeye geçelim şimdi. T ve i. T ve i. Ti. 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 Bunun ti olduğunu biliyoruz. H ile a. Ha. Ti. Ha. Ti ha. Tiha, tiha, balçık arkadaşlar. Tiha, balçık. Balçık nedir? Belki bilmeyenleriniz vardır. Toprak kaplar eskiden bir tür çamur ile yoğrularak toprak kaplar yapılırdı. İşte o çamurun yoğrulmuş haline tiha yani balçık deniliyor. Ha ha tiha. Ha ha tiha. İs. İs. Ha ha. Ha ha. Şimdi burada sona bir e şey hep e diyorum ya. A eklendi. Gene. Gene A eklendi. Çünkü çok kullanılan bir durumdur bu. İs ne demekti arkadaşlar? O demekti. O. İs o demekti. Ha ha gırtlak, boğaz. İs ha ha. İs ha ha. Sondaki A Aris'in kısaltması ve anlamı olmak. Yani dır. Tır şeklinde. İs ha ha o gırtlaktır. O boğazdır. O gırtlaktır. Ay işte demekti. Tiha tiha balçık. Ay tiha işte balçık. Ay tiha. İşte balçık. Ay tiha. İşte balçık. Buraya gelelim. Başta hı. Sonra yukarıdaki gibi is var. İs var bakın. Başta hı olduğuna göre his. His diye okuyoruz. His. His saati. His saati. Saati de saat idi. His ağaçtan demektir. H ağaç demek. His ağaçtan. Ağaçtan saat. Yani
ağaç saat. Artık Türkçe ne diyoruz? Ağaç saat diyoruz galiba. Şuraya gelelim. Ay tha. Ay tha. Evet. Peki ay tha size soruyorum ne demek? Bu arada ben de su içeyim. Ay tha. Son cümle. Ay tha ne demek? Kırkitoni. Evet, kırkitoni diyoruz. O da doğru. Aytkan'ın ne demek olduğunu İsmail Demirel hemen söyledi. Abdullah Sal da söyledi. Zeynel Dursun söyledi. Evet, Zeynel Dursun söylediyse anlaşılmıştır. İşte keçi. Ay tha. İşte keçi. Ay tha. Çok güzel. Halife Kahraman, bu keçi değil. İşte keçi. Yani bu'ya yakın bir kelime işte. Onun için bu gibi anlaşılıyor ama bu es demektir. Es kelimesi bu anlamına gelir. Onun için işte desek daha doğru olur. Evet, tekrarlarsak h harfi, h, tha dedim. Buyurun efendim dedi. Tha, haha, gırtlak, tiha, balçık, ishaha, o gırtlaktır. Ay tiha, işte balçık, his saati, ağaçtan saat, ay tha, işte keçi. İşte keçi. Hep bize bakıyor. Özellikle bana çok bakıyor o hayvan. Bana toslamasından korkuyorum onun. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor? Bakınız, bu 5. harf idi. A öğrendik. İ öğrendik. T öğrendik. S öğrendik. Şimdi de şurada gırtlak sesi bu. Gırtlaktan çıkıyor. İlk zamanlar biraz gırtlağınız şey yapabilir. Yani bu sesi kullanırken gırtlak biraz zorlanabilir. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Bu arada yorumlara bakayım. Hanife Kahraman kil demiş. Evet evet, kil ama kuru değil. Yani kilin suyla yoğrulmuş hali. Mari mari çems megobars gavu marjos, gagi marjos mari hanum didi madloba, batum salamida mokit hvaç çvengan. Evet, Batum'dan ve Gürcistan'dan Gürcü izleyicilerim de olabiliyor. Onlar da peyderpey Türkçe öğreniyorlar. Benim anlatımlarımdan Türkçe öğreniyorlar. Ne demek istediğimi anlıyorlar. Arada Gürcüce de konuştuğum için. Mine Erkan, evet çok güzel diyor. İyi gidiyor. Kadir Tantaoğlu, ati numara. Ati numara diyor. Kadir Tantaoğlu, ati numara. Ne demek istemiş Kadir Tantaoğlu? Ati numara diyor. Zeynel Dursun, şimdi gayet iyi gibi, sık tekrar iyi oluyor hocam. Evet, bu konuda tecrübem var. Yani anlatıp geçsem havada kalıyor, havada uçuşuyor. O zaman oluyor, dağılıyor. Şimdi 5 harf. Son harfimiz arkadaşlar şöyle, B gibi ve çentik. Buna biz H diyoruz. B gibi ve çentik. B gibi ve çentik. H. Bu harf H harfi. Eğer sizi zorlamış olmayacaksam bir harf daha verebilirim.
Eğer siz devam derseniz bir harf daha verebilirim arkadaşlar. O kadar zamanım var. Ne dersiniz? Bir harf daha istiyoruz mu yoksa hayır yeter bu akşam yeter. Bu kadar harf olur mu? Mine Erkan olur dedi. Kadir Tantoğlu tamam dedi. Peki o zaman 7. sayfayı hazırlıyorum. Ve güzel bir size son harfi güzel bir harf getiriyorum. Son harf ve güzel bir harf, sesli bir harf. Sesli. Sesli bir harf. Halife Kahraman devam edelim lütfen. Zeynel Dursun gönder gelsin. Tamam ama Zeynel buradan Gürcistan'a bayağı bir zaman alır. Hemen gelmez. Nasıl olacak? Evet geliyor arkadaşlar. Maraton devam etsin dediniz. Evet harfimiz bu harf. Bu harf E harfi. Ben bir şeye benzetemiyorum. Benzetebilen varsa bir şeye söylesin. Özellikle hanımlar benzetmekte ustadırlar. Bu harf karşılığı da verilmiş. E sesli harf. E harfi. E harfi arkadaşlar. Şimdi burada ters C gibi diye düşünenler oldu. Olabilir. Demek ki aklınıza o geldi. Şimdi şu en son öğrendiğimiz H idi. Yanına E geldi. Şimdi ben bunu okuyorum. H H bu H bu E H H de bu arkadaşlar H ağaç hani demin dedik ya his saati ağaçtan saat diye oradaki his kelimesi buradaki H'den geliyordu çünkü ağaç H'dir H Şimdi şurayı okuyalım. Şu şemsiye sapına biz S dedik. A, sa. Bu şimdi demin öğrendik. H. Şimdi öğreniyoruz. E. O zaman sa, h. Sa, h. Sa, h. Surat arkadaşlar. Surat. Yüz yani. Surat. Bakın bunu da okuyacağım ama anlamını bilmiyorum. Sözlüğe bakacağım. Arkadaşlar bilmediğim kelime çıkabiliyor. Şimdi bunu siz okuyun bakalım. Bu kelimeyi siz okuyun. Ben de o arada sözlüğe bakmaya çalışayım. Sizin ekranınızı kaybetmeden o kelimeyi okuyun lütfen. Kadir Tantoğlu bir kontrol eder misin? Heh, düzeltmiş. Tamam. Düzeltmiş. Allah Allah. Sözlükte bile olmayan bir kelime. Arkadaşlar bu kelimenin ne olduğunu bilmiyorum. TS. Sizin de yazdığınız gibi
TS yazıyor. Ama anlamını ben de bilmiyorum. Gürcülere soracağım. Çemo kartvelebo TS rastlişnavs Vinicis Vinicis mit amixnas rastlişnavs TS sitqua. Ah Kadir Tantoğlu, dur hanıma sorayım diyor. Şimdi şurayı okuyalım. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Peki size göre? Bu kelime hoşuma gitti. Çünkü bize hiç yabancı olmayan bir kelime. Burada ne yazdığını okuyun lütfen. Evet, Hanife Kahraman okudu. Asiye. Evet, yani şu anda izleyiciler arasında Asiye var mı acaba? Asiye. Evet. Asiye isim. Erol Demir yazım hatası mı diyor. Olabilir, şu TS'den şüpheleniyorum. Burada Asiye yazıyor. Şimdi... Şurayı bir okuyalım. Şu yorumları bir çekeyim de. Arkadaşlar yorumları sağa çekin. Çok rahat oluyor. Ay Asi H. Şimdi okuma işini ben yaptım. Size okuyun demedim. Ay Asi H. Ne demek sizce? Acaba ay kelimesi aklınızda kalmıştır da. Asi kelimesi aklınızda kaldı mı? H yeni öğrendik. Ay Asi H. Ne demek istemiş burada şair? Gürcü şair burada ne demek istiyor? Erol Demir 10 dakika bütün sözlük baktım. Abdullah Sal söyledi. Zeynel Dursun söyledi. Oo, anlaşılmış, akılda kalmış. Ay Asi H işte 100 ağaç. Ay Asi H işte 100 ağaç. Harikasınız ya. İşte 100 ağaç. Evet Halife Hanım. Aynen öyle. Çok güzel. Yani Kadir Tantoğlu, evet. Ay Asihe işte 100 ağaç. Çok güzel. Şimdi yeni bir kelime öğreniyoruz. Bakınız E harfi işimize yaradı. S. 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 Daha önce bak şunu öğrenmiştik. İs. İs öğrenmiştik. İs ne demekti arkadaşlar? İs. İs ne demekti hatırlayalım. İs ne demek idi? Hatırlıyor muyuz? İs ne demek? İs ne demek hatırlıyor muyuz? Evet, Zeynel Dursun hatırladı. O. Şimdi niye onu geriye gittim, bunu vurguluyorum. İs ile es birbirleriyle çok bağlantılı. İs o demekti. Es bu demek. Es bu demek. Hatta bir arkadaşımız ay demek işte demektir. Ay karşılığını bu demişti. Ben de itiraz etmiştim. Es var demiştim onun yerine. İşte bu es. Es bu demek. Is o, es bu. Es bu demek. Şimdi es ile bu ile söylenen cümleye bakalım. Es
Asiyeya. Es Asiyeya ya da Asiyeya. Es Asiyeya. Ne diyor burada şair? Bu Asiye, siz tamamlayın. Sonundaki A ne demekti arkadaşlar? Bu Asiye, siz tamamlayın. Bu A'nın anlamını. Evet Zeynel Dursun, harika. Bu Asiye'dir. Bu Asiye'dir. Harika, Abdullah Sal'dir dedi. Evet. Bu Asiye'dir. Es Asiye'a. Bu Asiye'dir. Şimdi daha üç kelimeden oluşan bir cümle. İs o demekti. Asiyes sonundaki S nin veriyor arkadaşlar. Nin. O Asiye'nin. O Asiye'nin. Şimdi burada gene sondaki A'nın anlamını hop devrilecekti. Evet. İs Asiyes Tha. Hanife Kahraman hemen çevirdi. Hanife Hanım siz tercümanlık falan mı yapıyorsunuz? Gürcüce tercümanlık bir yerde. Hemen çevirdiniz vallahi. İsmail Demirel, evet İsmail Bey beni epeydir takip ediyor. Şimdi buna cevap verelim. İs Asiyes Tha. Ne demek? Zeynel Dursun cevap verdi. O Asiye'nin keçisidir. O Asiye'nin keçisidir. İs Asiyes Tha. İs Asiyes Tha. O Asiye'nin keçisidir. Evet. Bunu da çözdünüz. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Şimdi tekrarlayacak olursak bu harf E harfi dedik. H öğrenmiştik. Yanına E koyunca H oldu. Ağaç oldu. Ve sahe surat, yüz. TS yani onu bilemedik. Asiye isim. Bu tabi Asiye ismi Acara'da kullanılan, yani bizim geldiğimiz bölgede kullanılan bir isim. Diğer Gürcistan'ın diğer kesimlerinde bu isim kullanılmaz. Müslüman ismi çünkü. Ay Asihe. İşte yüz ağaç. Ay Asihe. İşte yüz ağaç. Es Asiyeya. Es Asiyeya. Asiyeya ya da. İs Asiyes Tha. İs Asiyes Tha. O Asiye'nin. Bu S, buradaki S nin veriyor. Nin. Asiye'nin Tha. Keçisidir. Asiye'nin keçidir diyemeyiz. Türkçe'de keçisidir denir. Bu Asiye'nin keçisidir. Evet. Böylece de altıncı harfi görmüş olduk. İlk harfler, gördüğümüz harfler A, İ, T idi. İlk gördüğümüz üç harf
AIT idi. Bu şey devrilmesin diye ben bir şey koyayım arkasına şunun ya. AIT idi. A şöyle orak, i nal, yuvarlak ve kuyruk, t sonra şemsiye sapı. Şemsiye sapı neydi arkadaşlar? S. Şemsiye sapı S idi. H harfi de S'nin bitiştirilmesi ve bir çentik atılması. H harfi S'nin bitiştirilmesi ve bir çentik. H harfi S'nin bitiştirilmesi ve çentik atılması. Sonra H harfinden sonra hiçbir şeye benzetemediğim harf. Evet, hangi harf arkadaşlar bu? Hiçbir şeye benzetemediğim harf hangi harf? Hangi harf bu? Zeynel Dursun C diyor. C öğrenmedik Zeynel. Zeynel ilk defa yanlış söyledin. Demek ki yorulmuşsunuz. Evet. Hangi harf? Evet düzeltti Zeynel. Şeyden karıştırdın herhalde Zeynel. Ters C dediniz ya. Evet. E harfi bu da. E. E harfi. Arkadaşlar ben biraz daha verebilirim ama belli bir şeyden sonra algı azalıyor. Heh, ters C diyecektim diyor Zeynel Dursun. Şimdi bırakalım ki tadında kalsın. Tadında kalsın ve birkaç hafta sonra tamamen öğreneceğiz zaten inşallah. Eşiniz, dostunuz, Gürcüce öğrenmek isteyenleriniz aile içerisinde varsa bu video kayda girecek. Gürcü sosyal medyada, YouTube kanalında da var. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Kayda girecek bu videoyu baştan itibaren o arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla izleyin. Onlara da siz öğretin. Bu öğrendiğiniz kısmı siz öğretin ve de bu şekilde epey bir kişi öğrenmiş olsun. Yani okuma yazma bilmek çok önemli. Daha sonra okur yazar olarak Gürcüce öğrenmeye devam edeceğiz çünkü. İlk yapacağımız şey okuma yazmayı öğrenmiş olmak. Zor değil. Zor diyenlere katılmıyorum. Katılmıyorum. Bu Japonca değil, Çince değil, Hintlilerin kullandığı Sanskritçe değil. Yani onlar yapabiliyorlar, o kadar zor dilleri öğrenebiliyorlar harfleri. Biz Gürcüler şu basit şekilleri mi öğrenemiyoruz? Yok şöyle şekil, böyle şekil, yani şekil. Sonuçta bir şekil yani. Ona da ses. Diyoruz ki şu ses var bunda. Bu şekilde şu gördüğünüz şekil şu sestir diyoruz. Sesi de söylüyorum ben. O sesi de kulaklarınız alıyor ve o sesi o şekilde algılamanız gerekiyor ki yapıyorsunuz zaten. Şimdi Zeynel Dursun'dan görüyoruz. Gürcistan'da ama okur yazar değilim diyor. Kelimeler böyle çatlat bir şeyler biliyorum diyor. Ve bu akşam 6 harfi öğrendi. Doğru mu Zeynel Dursun? 6 harfi öğrendiniz mi? Evet. Kadir Tantoğlu, Didi Madlo Babatonu Massav Lebelo. Arapris, Arapris. Bir şey değil. Hanife Kahraman, Dilem Şüdo Bisak Velas Madloba Masavle Bello.
Didim Adloba Hanife Hanım, Didim Adloba, Dilam Şvidobisa, Nahvamdis. Evet, Zeynel Dursun aynen hocam diyor. Yani 6 harfi şu anda öğrendi. Zaten 33 harf var. Demek ki şurada 5 hafta, 6 hafta sonra tamamen harfler okuma yazma hallolmuş olacak 5 hafta sonra. Yani her akşam demek ki 6-7 harf versem bu iş 5 haftada hallolacak yani. Tabii 5 haftada diyorum da ben Zeynel Dursun 2 gün böyle beraber olsak 2 günde okuma yazmayı öğretirim ben ona. 2 gün ne ya? 5 saatte de öğretirim. Ama yani tabii beraber olacağız ve sürekli çalışacağız. Demek ki bir günde öğretirim yani. Benim elime veri teslim edin Zeynel Dursun'u. Öğretirim. Evet, Zeynel Dursun diyor ki şimdi bugün öğrendiklerimi biraz tekrar edersek daha çabuk öğrenirim gibi diyor. Şimdi Zeynel Dursun size şunu söyleyeyim. Bu video kayda girecek Gürcü Sosyal Medya sayfasında. Ayrıca YouTube'da da Gürcü Sosyal Medya'nın YouTube sayfasında bu video kayda girecek. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Kaç kere, iki kere izlediniz, yetti dediniz, tamam. Siz karar verin ve tam manasıyla öğrenmiş olun. Hem harfleri hem de kelimeleri. Size tavsiyem, ben nasıl elimde kalem kullanıyorum, siz de o kelimeleri yazın. Aydı, iydi, eydi, teydi. Hepsini yazın. Kelimeleri de yazın. Kelimeleri bir defteriniz olsun. Şöyle bir defter tutun. Kelimeleri yazın. Harfleri yazın. Heh, not ettim zaten diyor. Hocam diyor. Yani diyor. Ben onları zaten akıl ettim diyor bana. Zeynel Dursun. Olsun, ben gene anlatayım. Kadir Tantoğlu, belki öğrenilir ama cümlelerin anlamını bilmek çok zor. Vay canına, bir çok zorcu daha. Tamam, çok zor cümleleri gerçekten çok zor olabilir. Ama çok zor olmayan cümleleri anlayalım da yeter. Çok zorları sorarız, sözlük açarız. Demin TS ne demek bilemedim ben. Açtım sözlüğü, sözlük de bilemedi gerçi de. Yani sözlüğü açıyoruz arkadaşlar. Ben kaç yıldır bu işle uğraşıyorum, Gürcüce ile ilgileniyorum. Sürekli sözlükle haşır neşirim. Sözlük baş yardımcım benim. Sözlüksüz olmaz. Ya ne kadar uğraşırsanız, ne kadar bilirseniz, Türkçe bilmediğimiz kelimeler var şu anda. Bütün eğitimimizi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite Türkçe olarak yapmamıza rağmen, televizyonları, radyoları, gazeteleri Türkçe takip etmemize rağmen, Türkçe bilmediğimiz kelime yok mu? Var. Gürcüce'de de olabilir, çıkabilir yani bilmediğim kelime. Şu Dedeyna'da bilmediğim kelime çok var. Çünkü çok orijinal bir Gürcüce şiirler, hikayeler var, çok orijinal. Çok orijinal. Tea Şatavaze, Şatavize, ağzınıza, emeğinize sağlık. Teşekkürler Tea Hanım. Hanife Kahraman, yarın aynı saatte mi ders hocam? Evet, ama yarınki dersimiz bu seviyede değil Hanife Hanım. Yarınki dersimiz okuma yazma bilen A2 seviyesi takipçileri için. A2 seviyesinde devam edeceğiz. Takip edin. İleride hangi seviyeye geleceğinizi görürsünüz. Belki de o seviyedesiniz, kursa gidiyormuşsunuz, bilmiyorum da. Bir izleyin bakalım. Evet, eşinize, dostunuza haber verin. Arkadaşlar, yeni başladım bu uygulamaya. İnşallah başarılı olur. Ve videolar izlenerek öğrenir insanlar diye düşünüyorum. Kadir Tantoğlu, Şesan İşnavi Har. Şen soligasavlis amsit webs. Ho Kadir. Amgoniyarom çöre burma isodes sitkva şesan işnavi. Evet, U harfine geçtik. Ha.
Yok, siz de yeniymişsiniz, başlangıç düzeyindesiniz. Yarınki şeyi A2 seviyesi, çok onlar ilerideler. Yani okuma yazma sorunu olmayan, artık gramer ve pratik yolda ilerleyen kişiler bunlar. Juza juza, sahamım şuydu bisa, rogora hard, didim adloba, amegam vastavlet, eksi aso. Eksi aso vastavlet amegam. Hanife Hanım, ayrıca Gürcü kökenliyim. Harika. Kadir Tataoğlu, ara. Magari karmaşin. Mevit sodi. Saydan isodi, leksikonis ukure. Leksikonidan istavlet, tu. Sopelşi laparagobne, şesane şilavi sitkuma, çem sopelşi ara vinme maraitsiz. Gaffar Yılmaz, tesva, risame teslis. Gaffar Yılmaz, tesva vitsit, tese, sitkuma tese. Tesvas ara mobs, tese. Mitsashi çakdeba, çabneva, ağmosat seneblat. Tesva, tohum ekmek. Evet, Gaffar Yılmaz Temur Katamazi bize tese konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Tese, ekmekten emir. Ek, tese. Tese, emir, doğru. Hiç onu düşünmedik. Evet, datese yani. Datese'nin tese. Tese, tese, datese. Olabilir. Tese, sikete. İyilik yap. Yani iyilik ek. Evet, doğrudur. Tese, ek anlamına geliyor. Diyor, ek. Tohumu ek. Tese. Yani datese. İmiş. Bakın, hiçbirimizin aklına gelmedi. Tese. Motese, datese, çatese. Evet. Tese böyle bir kelime imiş. Gaffar Yılmaz bize Batum'dan, oradan derman olduğu söyledi. Evet, emir kipi Zeynel Dursun. Emir olarak kullanılmış olabilir. Tese ek. Ek demek yani. Şu tohumu ek anlamında derken tese denilir. Ya da datese denilir. Evet, güzel, harika. 6 harfi başardık arkadaşlar. 6 harf. Zaten 33 harf var. Böyle 6-7 harf yaparsak 5 haftada okur yazar duruma geliriz. Mayıs ayında, Mayıs ayının ilk haftasında muhtemelen, ikinci haftasında pardon, bu işi çözmüş oluruz. Zaten Mayıs'ın ikinci haftası, artık bundan sonra Nisan, Mayıs köylerde tarımsal faaliyetler kızışıyor. Ben de Mayıs'ta herhalde izin isteyeceğim sizden. Okuma yazmayı öğreteceğim ve Mayıs'ın ortasında bana müsaade edeceğim. Bahçelerde ot biçilecek, ilaçlama yapılacak, şu olacak, bu olacak. Ama ara sıra yine tabii sohbetlerimiz olacak. Böyle düzenli olmasa da. Gaffar Yılmaz diyor ki, bir de Gürcistan'daki Gurya bölgesinde halk arasında mani olarak kapetese nidası, baykuş sesi olarak söylenilmiş. Kape, gagape. Gagape yani şeyleri kes kes, çalıları çırpıları kes 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 demek. Aç, açma aç demek. Kape. Bizim oralarda bir bahçelerin olduğu bir bölgeye nagapi deniliyor. Yani gagapuli, nagapi, gagapuli. Kape o anlamda, açma aç demektir. O anlamı da var. Mine Erkan, ders haftada bir mi olacak? Mine Hanım, sizinki eğer başlangıç düzeyi, sıfır düzeyi ise cuma akşamları başlangıç düzeyidir. Ama bir de şunu söyleyeyim, perşembe akşamı Gürcülere Türkçe öğretiyorum. Oradan da yararlanabilirsiniz. Oradan da yararlanabilirsiniz bir miktar.
Evet. Bir miktar oradan da faydanız olur. Yani cuma akşamı sizin için, Mine Hanım için söylüyorum. Yani başlangıç düzeyi ve sıfır düzeyi için söylüyorum. Cuma akşamı bizim akşamımız. Başlangıç olanlar. Cuma akşamı bizim akşamımız. Perşembe akşamı da Gürcülere başlangıç diyelim. Türkçe öğretiyorum onlara. Orayı da izleyerek bir şeyler kapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir deneyin derim. Ama cumartesi ileri düzey. O ileri düzeyde olanlar aramızda varlar. Bu akşam vardı bir iki kişi. İleri düzey öyle. Üç gece peş peşe. Perşembe, cuma, cumartesi. 8.30-9 gibi başlıyorum. Normalde 8.30'da başlarım ama Ramazan münasebetiyle benim de toparlanmam biraz zor oluyor. Ancak 9'a yetişebiliyorum. Ve sanırım beni izleyenler de ancak sanki 9'a yetişiyor gibi geliyor bana da, bilmiyorum. Daha erken isteyen var mı? Daha geç isteyen var mı? Sahurda isteriz hocam diyen var mı? Evet. Pekala. Mevgale, davigale. Yoruldum. Mevgale, davigale. Yoruldum. Evet, davisveno. Davisveno. Visveno. Dinleneyim. Hoşça kalın arkadaşlar. Harikasınız, çok başarılıydınız. Tebrik ediyorum sizi. Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten. Özellikle Zeynel Dursun. Harikaydın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Cuma akşamı unutmayın. Cuma akşamı bizim gecemiz. Bizim gecemiz. Takip edin ve bir ayda, 1,5 ayda bu işi kotaralım. Erol Demir, hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar. Selamlar, hayırlı akşamlar. Kadir Tantavoğlu, Gargat, Gargat. Abdullah Sal, 9 iyi hocam, hayırlı geceler. Hayırlı geceler Abdullah. Madloba Nahvamdiz, Kadir Tantavoğlu, Tantoglebi. Hoşça kalın.